Merhabalar artist programı izleyicileri. Yanımda gördüğünüz gibi şahane bir konuk var. Merhaba. Merhaba. Herkese şahane konuk diye hitap ettiğini çünkü fark ettim. Çünkü şahaneleri neden seçiyoruz. Ama hepsi aynı ya. Aynı şahanelikte miyiz yani? Yani şimdi göreceğiz. Ama mesela ilk intiba bende şahane bir insan olduğunu röportaj düşünüyorum. Röportaj bittiğinde bakalım nasıl hissedeceksin. Bakalım. Belki vazgeçersin. Bakalım. Hani niye PR için mi yapıyordun o sosyal sorumlulukları? Randara. Belki daha şahane olduğunu düşünebilirsin. Tamam, o zaman sonunda zaten çok daha şahane diye ekledim. Yeni de dizi başlıyor. Çekimler başladı zaten. Başladı. Saygıdeğer Hamdi Alkan yönetmenliğinde, değil mi? Evet. Selen, ne haber? Saçlar çok iyi olmuş tatlım. Selen? Selen? Bu ne güzel sürpriz. Ve gel. Selen. Mikrofonum yok ya. O yüzden gel, sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Saçlarım nasıl olmuş? Çok iyi oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Çok güzel olmuş. Şurada bak. Çok güzel olmuş. Şimdi beni beğenir mi böyle? Selen'in saçları çok güzel olmamış mı? Çok güzel olmuş. Söyle. Hamdi beni beğenir mi böyle? Bence her türlü beğenir. Zaten söylüyor sette. Hep bunu konuşuyoruz. Ay çok sevindim. Abi, hadi size yani kolay gelsin ya, o zaman. Setten size işte şey dedikodu. Dedikodu. Hadi diyorum sahneye geçelim. Ya diyor işte Selen işte Allah'ım ya. Bak saçları Selen. Saçları diyor nasıl güzel diyor. bak. Bir kâfiri var diyor. En iyi model. Yarışmasına girdin. Tiyatro yapıyordun zaten başında. Hani hep mankenden oyuncu olur mu bilmem ne falan konuların tam tersi bir hikaye. Ya aslında oradaki olay tanınmak mıydı? Etiketi önemli tabii ki. Oh be! Biri de bunu söylesin kardeşim ya. Yani neden? Herkes yok işte ben zorla, arkadaş zoruyla, bilmem neyle falan. Hayır. Tanınmak değil mi? Tabii ki. Gururluyum, mutluyum, huzurluyum. Herkesin amacı bu olmayabilir ama %95 belki daha fazlasının budur. Çünkü oyunculuğumu gösterebileceğim veya daha iyi anlatabileceğim bir alan yaratabilmek için başka bir kanaldan kendimi gösterebilmek adına yaptığım bir hamle. Ömrüm boyunca modelle devam edeceğim gibi bir düşüncem hiç olmadı zaten yani. Bir sürü hayranın var. Böyle ara ara bakıp Instagram'ına, Twitter'ına falan oh falan dediğin oluyor mu? Gerçekten bunu merak ediyorum. Ay ya Allah'ım be, üf be, ay falan. Yani tepkilerim tam olarak öyle olmasa da ben de çok iyi durmaz diye düşünüyorum. Denesene bir. Tabii hoşuma gidiyor. Peki kötü yorum geldiğin de bana mesela. Ben üzülüyorum. Çalışılmamış. Gelmiyor yani. Demek gerçekten hiç kötü bir yorum gelmiyor. Ya tabii yani olmaz olur mu? İlla ki vardır. Başka oyuncular geldiğinde sorabilirsin. Ama ben diyorum. Aman Allah. Tabii ki var tabii ki. Yani denk geliyoruz ama. Takılıyor musun şöyle, yani? Hayır. Hiç takılmam. Bakıyorum bazen oluyor. En son 2011 yılında olmuştu. Furkan'ın içinden bayağı komedyen çıktı şaka ya. Şaka yapıyorum. Normalde insanlar başarılar dilemek için arar. Beni borcunu istemek için aradılar. Yani belki bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Vallahi ha? Sevinirim. Günlük hayatında işin yok, setin yok, bir programın yok. Ne en çok sana böyle keyif veren? Evci bir tip misindir? Evde mi geçirsin vakit yoksa hani çok sosyal misindir? Birkaç tane gittiğim zaman huzur bulduğum yerim var. Yani böyle arkadaşımın kafesi gibi. Böyle kendi alanım. Hı-hı. İnsanların çok fazla değişik insanların uğramadığı. Burcun ne? Akrep. Hiç anlamam. Niye sordun? Ben de şey hep böyle burcun ne? Akrep. Tepkisine çok mi alışıyorum. Akrebe yani öyle mi derler? O zaman bir daha sorayım. Burcun ne? Akrep. Şimdi sana birkaç tane haber okuyacağım. Doğru mu değil mi? Merak ediyorum. Ne düşüneceksin? Tamam. Kocam ne kambur ne sakat. Ancak sakatlığı yatakta ortaya çıkıyor. Volkswagen otomobilleri gibi. Motor arkada, önünde hiçbir şey yok dedi. Ve boşanmak istediğini söyledi. Doğrudur ya. Doğru. Doğru mu? Oha ben kesin yalan derdim. Şu buna ne diyeceksin? Çünkü böyle insanlar var diyormuş. Biliyorsun yani tanıdık. Duyuyoruz. Şöyle bir insan da varsa çevrende onunla tanışmak istiyorum. Maden suyu şişesine oturup ölmeyi bekledi. Az önceki de çevremde var demedim. duydum dedin doğru duydum tamam. Dedim. Eşi tarafından kurtarılan adam olayı hastanede itiraf etti. Gerçek mi değil mi sence? Ya bu da gerçektir ya. Hadi bakalım buna ne diyeceksin? Sevişeceği kadına teyze deyince
fena dayak yedi. Bunu ben de mesela duymuş olabilirim. Yani teyze den diyebilir, bu çok değil mi? Yani bu çok normal ya. Gibi. Evet yani adam yani teyze demiş olabilir. Bu da doğru. Karısını boşayıp ameliyatla kadın olan kayınbiraderiyle evlendi. Bak kayınbirader ne oluyordu? Kayınbirader... Kayınbirader karısının kardeşi. Karısının kardeşine aşık olmuş. Sonra ameliyat olmuş. Karısından boşanıp... Ben bunu okumuştum bu haberi. Ay bu gerçek, bu da gerçek. Bu gerçek, bu gerçek. Okudum ben bunu. Gerçek mi bu? Yani tebrik mi edelim ben anlamadım. Tebrikler! Var mısın yok musun yarışmasını izlerken çocuklarıyla iddiaya girip Musa'nın kutusundan 500 bin TL çıkarsa pencereden atlarım dedi. Tövbe 500 bin çıktı öldü mü bu mu? Kutudan ya? 500 bin TL çıktı ikinci kattan atladı. Sakın! Sinirim bozuldu şu anda, çok sinirim bozuldu. Peki şey mi yani ölmüş mü hakikaten, merak ettim ya. Yaralanmış. Çocukları da çok korkmuş. Doğru mudur sence? Yani bu da olur ya biz de yani. Her şey bekleniyor değil mi? Yani hiçbir şey sürpriz olmuyor. Bu sürpriz hiç sürpriz değil yani. Teşekkür ediyorum. Senin de yine yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Vallahi çok sevdim seni. Çok teşekkürler. Ben...